Ersun Hoca'nın 6 resmi maçı var. Tek tek sayalım. Büyükşehir Belediyespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-0'dan 2-2. Giresunspor deplasman 5-2'lik galibiyet. Antalyaspor 0-0. Ümraniyespor 1-0 mağlubiyet. Bursaspor 1-1 beraberlik. Öne geçtiği maç yine. Ve Ümraniyespor 1-0'lık mağlubiyet. Yani burada beklenen teknik direktör dokunuşunun gerçekleşemediğini sonuçları bir kenara bırakalım. Oynanan futbolda da göremiyoruz. Yani Fenerbahçeliler Ümraniyespor'a elenirken Ümraniyespor karşısında 2 kırmızı kart. Evet, hem de çok maçın sonları değil, ortalarında gelen kırmızı kartlar. Bunlar söylenebilir. Ama 11-11 bölümde de oynanan oyunda da hiçbir tatmin edici taraf yok. Ne Ümraniye deplasmanındaki maçta ne de Kadıköy'deki maçta. Ya oyunda da bir değişiklik yok. Biraz bunu şimdi formsuz mu sorusu üzerinden, biraz bunu Ersun Yanal üzerinden de en azından bu dönemi artık okumaya başlayabiliriz. Ha, en başa dönecek olursak senin söylediğin futbolcular kısmı. Ya zaten yıllardır savunduğum Fenerbahçe'deki sorunun kadro kalitesi sorunu olduğu. Ha, bu kadro kalitesi 15. olacak kalitede değil. Ya onu da söylemiyorum elbette. Ama ve lakin Ersun Hoca dokunamadı takıma. Değiştiremedi yani. Niye değiştiremedi? Belki bunu tartışmak lazım. Ya Ersun Hoca boşta olmasaydı ne olacaktı? Kimi getirecekti Fenerbahçe mesela? Kimi getirecekti? Çünkü Ersun Hoca en net, ne şanslı ki Fenerbahçe demiştik, boşta olan ve gerçekten de ihtiyacı olan teknik direktör. Çünkü kimi getirsen tribünleri bir araya getiremeyeceğim belki. İşte yani o havayı yakalayamayacaksın. Ersun Hoca'yı getirip hemen biraz geç dönmekle beraber 3-5 hafta kadar, daha önce de çünkü olmayacağı belliydi kokuyla. Şansını denedi sonuna kadar Sayın Koç. Ersun Hoca dediğimizde hani sınırlandırmayın diye beni düşünüyordur. Yani o şey futbolu, yüksek tempolu, direkt 2-3 pasla gole gitmeyi, oyun kontrolünün zayıf olduğu, defans hattının yukarıda olduğu, o şampiyonluk sezonundan sonra Fenerbahçe Avrupa'ya gidemedi. Evet. Keşke gitseydi, hani şeyi merak ediyorduk biz. Ya tamam, bu futbolla boğuyorsun rakipleri, özellikle Anadolu takımlarını. Yani çünkü o kadro biraz, şu sorunun da cevabı neden Ersun Hoca olmadı diyor ya, yapamadı diye. Ya o kadroya bak şimdi, 2013 diyoruz, 5 sene, 2014, 5 yaş daha genç Emre Belezoğlu, hala ligin belirleyici tamam, oyuncusu Emre Belezoğlu. Oynayın, tamam, ben seni anladım. Başka oyun oynasın işte o zaman. Başka oyun oynamak için zaten başka oyunu Filip Koku oynatmaya çalışıyordu. Filip Koku da o oyunu oynatamadı. Ali Koç'un gelişi, Aziz Yıldırım'ın gidişi, 20 yıllık bir dönemin değişimi sancılı olur. Oradan baktık. Tamam. Yeni bir takım kuruluyor. Oradan baktık. Koku, Kuman, Aykut Kocaman'ın arkasından Tekel Ersun Yanal, oradan baktık, açıklamaya çalıştık, olmadı. Ama Ümraniye, Volkan kadro dışı kaldı, diğer oyuncular kadro dışı kaldı, oradan baktık, kalmaları artı eksi açıklamaya çalıştık, yine olmadı, değişmedi sonuç. O zaman oyuncular Fenerbahçe için yetersiz ve kalitesiz oldu. Onunla ilgili hiçbir şüphemiz yok ki zaten. Hayır, ama yani bir şekilde 15. Ya şimdi bunlar hep yani tespit. Ben yani son yani hakikaten tedavi ya da sezon başında bu kadro şampiyon olamaz demedik mi yani? Şampiyonluk adayı değil. Ya zaten pek bak, olamaz dedik yani ama. Şunu söyleyeyim sana şimdi, problemlerden en büyüğü de bu zaten. Ya dünkü Ümraniye değil de Bursa maçını kadrosu sayalım. Kaleci Volkan. Evet. O 17. 18. sezonu. Şener 5. sezonu. Öbür tarafta Hasan Ali, zaten takımın kemiklerinden birisi. 7 sene falan oldu. Martı Şikirtel, Sadık yeni transfer. Bir. Onu da Ersun Hoca getirdi. Orta sahada geçen sezon şampiyonlukta mücadele eden, ha şöyle tabii ki Giuliano gitti, Josef de Souza gitti. Çok önemli iki oyuncuydu. Tamam. Yerine bir sürü transfer yapıldı ama yine çıkan, bak Giuliano ve Josef de Souza'nın yerine oynayan oyuncular, Josef'in yerine oynayan Elif Elmas kadro içerisinden ya da Jailson. Evet. Denilebilir esasen ama hani aslında Jailson alındı ama oynayacak durumda değil aslında. Şeyde forvet arkası da Mehmet Ekici yapılıyor. Başka orta saha oyuncusu olmadığı için hatırlayamıyorsam değil mi? Benzi'ye yedek kalıyor. Çünkü o çok ya, çok kötü olduğu için. Aslında Giuliano ile Josef'in yerine hani, kim alındı? Jailson'la Benzi. Evet, onlar da işe yaramıyor. Yani ikinci, üçüncü şampiyonluğa oynamasın da hadi 10. 11. olsun. Yani 17 puanda olmasın da 25 olsun bari puanı. Gerçi 25 olunca bayağı da yükseliyor. Ligde öyle bir gariplik ki. Tabii 25 olunca şampiyonluk adayı oluyorsun neredeyse. Yani. Abartarak söylüyorum.